Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İtalya İsviçre maçının maç önü analizini yapacağız hep birlikte. E, baktığımızda ilk olarak İtalya'dan söz edelim. Arkadaşlar İtalya ilk maçta gerçekten e, çok iyi bir oyun sergiledi milli takımımıza karşı. Resmen e, dar etti yani bize sahayı. Hiç şeyimizden çıkamadık. Sağımızdan çıkamadık. Bir 3 tane şutumuz vardı. Bunun dışında hiçbir şey yapamadık. Ee, İtalya gerçekten müthiş oynadı. Şu şekilde istatistiklerini göstereyim. 24 tane şut, 8 tane isabetli. Ee, başta savunmamız çok iyi işler başarmasına rağmen Melih'in kendi karesini atmasıyla birlikte oyunda açılmış oldu birazcık da. Ondan sonra e, hemen 2 ve 3. golleri de İtalya bu şekilde buldu. Gerçekten Müthiş oynuyorlar. Şu şekilde e, kadrolarını göstereyim ben size. Arkadaşlar özellikle Imboli, Insigne falan bunlar e, çok kaliteli oyuncular. Her an her şeyi yapabiliyorlar. Hani birazcık daha yaşlı olmalarına rağmen belli olmuyor. Direkt e, böyle bir anda boşa falan kaçabiliyorlar gerçekten. E, taktikleri çok iyi şu anda. Baktığınızda İtalya'ya zaten e, 2019'dan beri yenilmeyen bir İtalya var yaklaşık. 25-26 maçtır yenilmeyen bir İtalya var ve bu şekilde ilerliyorlar. Şu an karşılarında turnuvaların bu grubun güçlü takımlardan bir tanesi olan İsviçre var. İlk maçında Galler'e karşı beraberlik alan İsviçre aslında beklenmeyen bir sonuç aldı. Herkes Galler'in İsviçre'nin yeneceğini düşünüyordu. Ben de o şekilde düşünüyorum. Özellikle Seferovic faktörünü düşündüğümüzde Galler'e ben açıkçası 2 tane 3 tane gol atacağını düşünüyorum. Ama Galler ikinci yarı gerçekten çok güzel bir oyun sergiledi, ve e, beraberliği buldu. Baktığınızda hangi kadro ile çıkabilir diye düşünecek olursanız. Ben İtalya'nın kesinlikle kadrosunda rotasyona gireceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen şu şekilde e, ben size son maçın şeyini açayım. İlk 11'ini açayım. eee kalede Donnarumma, hemen önlerinde Floraz, Florzand, e, Bonitti, Cellini, Spinoza, e, önlerinde Barelli, Jorginho, Locatelli, hemen onların önünde de Berardi, Imbole, Insigne. eee 4 4 4 3 3 çıkan İtalya hazırlık maçlarında da bu şekilde çıkmıştı. Dünya kupası elemelerinde de bu şekilde çıkmıştı. Çok oturmuş bir taktikleri var ve bu şekilde ilerliyorlar. Sadece bazen oyuncular değişiyor. İşte Verratti sakattı. Onun dışında Pelegrini falan vardı. Hani Onların yerine de gayet güzel çözümler bulmuşlar gibiler. Bu şekilde gerçekten iyi ilerliyorlar. Özellikle Roberto Mancini takımı ateşliyor. Daha önceki istatistiklerden de söz edecek olursak arkadaşlar, e, İtalya ile e, İsviçre'nin oynadığı son 28 yıldaki karşılaşmalarda e, 8 defa karşılaşmışlar. İsviçre daha önce hiç galibiyet alamamış. Toplamda 4 tane beraberlik, 4 tane de var. E, 28 yıl önce oynanan karşılaşmada da arkadaşlar şu anda İngiltere teknik direktörü olan Robert Mancini o maçta futbolcu olarak oynamış. Böyle de bir tesadüf var işte. Ee, bu şekilde ilerliyorlar arkadaşlar. İsviçre'den söz edecek olursak da arkadaşlar İsviçre'nin son maç istatistiklerini şöyle açayım size. Aslında Galler'e karşı gerçekten böyle baskın oynayan taraf İsviçreydi. İsviçre gerçekten ee, gol yollarında çok fazla şey denilir ama golü bulamadılar. Ee, baktığınızda özellikle Seferovic'i kaçıramadılar. Hani e, onu fazla topla buluşturamadılar. Galler savunması bu anlamda iyi işler çıkarttı. Ve bu şekilde de e, bir beraberlik aldı açıkçası. ben yani baktığınızda dediğim gibi az önce de e, ikinci yarıda kötü bir futbol sergiler. Yani kötü değillerdi ama golle buluşamadılar. Golle buluşan taraf Galler'di ve Beraberliğe razı olmak zorunda kaldı. Peki bu karşılaşmada e, nasıl bir ilk 11 seçerler diye düşünecek olursak. Arkadaşlar ben yine e, İsviçre'nin bu şekildeki bir 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Zaten belli bir oturmuş ilk 11'leri var, taktikleri var. 3-4-1-2 şeklinde çıkıyorlar. Hazırlık karşılaşmalarına da bu şekilde çıktılar. Şu anki e, Avrupa Euro 2020 karşılaşmalarında bu şekilde çıkıyorlar. Hani peki oyun planında da hani bu şekilde çıkarlar ama oyuncularda bir değişiklik olur mu diye soracak olursanız. Arkadaşlar İsviçre'nin böyle yedek kadrosu gerçekten e, şey böyle sağlam oyunculardan kurulu bir kadrosu yok. Yani olabilecek en en ideali bu şekilde ve bu şekilde e, İtalya'ya karşı çıkacaklarını düşünüyorum. Ben hemen kısayalım arkadaşlar. Kalede e, Sommer onun önünde Elvedi, Şar ve Akanji. Hemen onun önünde Mbobu, Fleurer, Şaka ve Rodriguez. Onların önünde Şakir ve en önde uçta arkadaşlar Seforovic ve Embola olacaktır. bu karşılaşmada özellikle Seforovic'e çok fazla iş düşüyor. Seforovic gelen fırsatların değerlendirebilirse bir şekilde işte bu oyuna ortak olacaktır. Ama bunun dışında gerçekten İtalya'yı şu an durdurmak çok zor. bakalım bu maçta İtalya İsviçre İtalya'ya karşı ne yapacak gerçekten merak konusu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.